kadar erken geldin sen? Sürprizin için masayı hazırlamadın bile daha. Benim sürprizim için mi? Aa, bana ne sürprizi yapılacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamayacak. Ne? Ben. Ne Angela, sen burada ne yapıyorsun böyle? Senin sürprizini henüz hazırlamadık ya. Yani doğum günün... Yani benim sürpriz doğum günüm partim mi diyorsun? Mahvettim. Neden hiç sır tutamıyorum ben? Evet, en azından çikolata böğürtlenli pastandan bahsetmedim. Çikolata da. Böğürtlenli pasta mı? En sevdiğim. Konuşan Tom ve arkadaşları. Evet, Tom ve diğerleri nerede kaldılar ki? Şimdiye dek gelmiş olmaları gerekirdi. Tom sana şehrin diğer tarafındaki yeni pastaneden bir pasta almak istedi. Büyük bir tatlı. Muhtemelen yoldadır. Baksanıza, biz pişmiş çölde nasıl bulduk kendimizi? Evet, bu çok garip şey. Alakasız bir soru ama tatlı kelimesinde kaç tane T harfi var? Harika. Şimdi Angela'nın partisini kaçıracağız çünkü Tom heceleyemiyor. Yo. Eğer acele edersek hala partiye yetişebiliriz. Bizi restorana götürmesi için GPS'i yeniden programlayacağım. Restoran kelimesinde tek N harfi var canım. Yine de internete bakayım ben. Hayır! Enerjini sakla Tom. Çöldeyken... Kimse senin çığlığını duyamaz. O uzayda, hep uzaydayken kimse çığlığını duyamaz. Evet, çünkü bu şeyden, çöldekinden çok fazla boşluk var. Tamam, şimdi panik olmayalım. Benim izci çocuk kurtulma eğitimim bizi buradan kurtaracak. Her mükemmel izcini de bildiği gibi ağaç mantarları her zaman ağacın batı tarafında yeşerirler. O yüzden tek yapmamız gereken bir ağaç bulabilmek. Ki bu düşündüğümden daha zor olabilir. Bekleyin bir dakika. Ben bir şey buldum. Dünyanın en büyük şeker parçası. Dünyanın en büyük şeker parçası. Hayır Ginger, yol kenarındaki turist kapanlarıyla vakit kaybedersek Angela'nın doğum gününe asla yetişemeyeceğiz. Bu yardımcı olur mu bilmem ama ben üzerinde bir ok işareti olan ve kasaba yazan bir tabela buldum. İşte gördünüz mü? Şimdi biz bu oku takip edeceğiz ve Angela'nın partisine yetişmiş olacağız. Hadi. Ginger, hadi gidelim. Hayır, olmaz. Kasaba. Yeni şarkılar yazdın mı hiç? Hayır, son zamanlarda biraz depresif hissediyorum. Biliyor musun? Unutalım şunları. Hadi bu partiyi biz başlatalım. Neden biraz dondurma sipariş etmiyoruz? Hayır almayayım, teşekkür ederim. Boş mideye dondurma yemeyi sevmiyorum. Rwanda! Evet, ne istersiniz? Bir top çilekli dondurma alalım lütfen. Çilekli mi? O benim en sevdiğim. Benim de öyle. İki top olsun. Anlaşılmıştır. Dostum. Kovboyları neden büyük şapkalar taktıklarını şimdi anlıyorum. Başardın Tom. Bizi kurtardın sen. Sen neden bahsediyorsun? Kaktüs kanalı açıkmış. Haber Hank. Merhaba Bay Kaktüs. Sanırım onu burada bırakmam iyi olacak. Hayır Ginger. Hank'i burada bırakmıyoruz. Hank. Hadi ama Hank. Evde değiliz ki dostum. Orası garajda değil. O bir halüsinasyon. Hadi yolumuza devam edelim. Muhtemelen gelmek üzereyiz. Hadi ama. Angela? Bu olamaz. Kocaman bir daire mi çizdik yani biz şimdi? Aslında Tom,
Bu sadece bir anlama gelebilir. Dünyanın en büyük şeker parçasını görmeye gidebiliriz. Bunun için vaktimiz yok ki. Pes et artık Tom. Şehre asla geri dönemeyeceğiz. Çöldeki yeni hayatımıza başlama vakti geldi. Sadece sen, ben, Hank ve de dünyanın en büyük şeker parçası. O haklı olabilir Tom. Ayrıca başka ne yapabiliriz ki? Tamam, belki de oradaki biri bize restoranı tarif edebilir. Şekerle hemen fotoğraf çekileceğim. Şekerin üzerine çıkacağım. Şeker parçalı anahtarlık alacağım. Evet ne istiyorsun? Ben sağır değilim. Bir kase daha lütfen. Tatlım, bence yeterince yedin. Sen beni iyi dinle Roanda. Bugün benim doğum günüm ve istediğim kadar dondurmayı yiyebilirim. Anladın mı? Evet. O kadar da büyük değil. Gördün mü Cincir? Bu mekan sadece turist kapanı değil. Hayır. Burası kapalı ve terk edilmiş bir turist kapanı. Baksana. Burada diyor ki dağın eteklerinde yaşayan yerli halk daha büyük bir şeker parçası keşfettiğinden beri kasaba kapalıymış. Bu tabelada ne güzel bilgiler var. Şeker parçasını getirmek için altına tekerlek taktıklarını biliyor muydunuz? Buranın yokuş oluşu kötü olmuş olmalı. Bekle bir dakika. Eğer burası bir yokuştaysa... Ve şeker parçasında tekerler varsa sanırım aklıma bir fikir geldi. Pekala millet. Şu kadar saydığımda hep birlikte üzerine atlıyoruz. Bir, iki, çok hızlı ilerliyor. Bekle. Cincir, bana elini ver. Bekle. Belki de Tom doğum günümü unutmuştur. Yani daha dün bunu konuşmuştuk ama sanırım bazen doğum günleri hatırlamak zor olur, değil mi? Angela. Angela. Tom kesinlikle senin doğum gününü unutmadı. O zaman görünmez mi oldu? Çünkü ben onu hiçbir yerde göremiyorum. Angela, beni dinle lütfen. Tom'un bazı hataların olduğunu söyleyen kişi ben olabilirim ama o her zaman sonunda başaracaktır. Evet ama her zaman çılgınca ya da tehlikeli bir son olur. Öyle değil bu mi? Bu kesinlikle doğru değil. Bu çok çılgın. Ve tehlikeli. Biliyor musun? Hank ve Ginger de kayıp görünüyorlar ama görünüşe göre sen Tom'un burada olmamasına önem veriyorsun. Tamam. Sana bir sır verebilir miyim? Hayır, bana söylemesin. Saklamanın baskısına hiçbir zaman dayanamıyorum. Doğru. Sen çok haklısın. Ben Tom'dan hoşlanıyorum. Bunu yüksek sesle söylediğime inanamıyorum. Angela, buna inanamıyorum. Bu harika bir haber. Tom geldiğinde bırak onunla konuşayım ve senin ondan... Hayır, sakın ona bir şey söyleme, tamam mı? Ama... Sakın söyleme. Arkadaşlığımız mahvolabilir. Ama bana neden söyledin ki? Bilmiyorum. Tek bilen kişi ben olduğum için baskıya dayanamadım galiba. Bu yüzden mi bana söyledin? Sana sır tutamadığımı söylemedin mi ben? Buna dayanamam. Ama bekle. Nereye gittin? Bekle. Ne? Çekil yolumuzdan. Angela, hayır. Herkesin mi? İyi ki doğdun Angela. Cennet. O iyi mi acaba? Tom, sana Angela ile ilgili bir şey söylemeliyim. Hayır, söylemesi gerekmiyor. Hayır, söylemeyeceksin değil mi ben? Sadece dondurma istiyorsun değil mi? Al işte, al. Beynim dondu. Şimdi bayılıyorum. Vay canına, sanırım ben dondurmayı yiyemiyor değil mi? Evet, sanırım öyle. Ne diyecektik ki acaba?
Aa, hiçbir şey, o sadece şaka yapıyordu. Şey, iyi ki doğdun. Umarım tatlı için yer ayırmışsındır. Tatlı mı? Bu çok şey oldu. Merhaba çocuklar. Dünkü sürpriz parti için yeniden teşekkür ederim. Siz çok iyisiniz. Şey, neyin bu kadar komik olduğunu söyler misiniz? Angela, bizim neden güldüğümüzü gerçekten de bilmiyorsun. Hayır, ben neden güldüğünüzü bilmiyorum. Hey Hank, ona bir tüyo versene. Tamam, tamam. Ben seni çok seviyorum. Ben onlara nasıl söylersin? Sana söylemiştim. Ben hiç sır tutamıyorum. Sevgili Angela, benim söyledikleri doğru mu? Benden hoşlanıyor musun? Şey... Evet. Artık biliyorsun o zaman. Yani... Bence gitmelisin. Ne? Başka bir şehre falan taşınmalısın. Ama bekle. Artık bir grup olarak takılamayız. Evet, takılabiliriz çocuklar. Hiçbir şey değişmeyecek. Her şey değişti bile. Her şey çok garip oldu. Yo, bunu söylemeyin. Ginger haklı. Artık sen etrafımızdayken biz asla işe konsantre olamayacağız. Hayır, bekleyin çocuklar. Evet, Dom'un konsantre olması gerekiyor. Yo, durun, söylediğim her şeyi unutun. Artık tamam mı? Artık çok geç Angela. Çok geç. Bu rüya bir uyarı olmalı. Beni sırrımı söylemesine izin vermemeli. Tamam Angela, bunu yapabilirsin sen. Sadece hiçbir şey olmamış gibi davran. Merhaba millet. Size merhaba demek için uğradım. Hiçbir sebebi yok. Özel bir durum yok yani. Çocuklar, merhaba. Tamam ha, panik olmaya gerek yok. Kimsenin burada olmamasının birden fazla sebebi olabilir tabii. Belki de hepsi parka gitmişti. Evet, park için güzel bir hava. Ben! Angela, sen yalnız mısın? Burada ne yapıyorsun sen? Tom'dan saklanıyorum. Böylece senin şapşal sırrını ona söylemeyeceğim. Şükürler olsun. Önemli olan şey senin şapşal sırrımı ona söylememiş olman. Henüz değil. Ama bu şekilde yaşamaktan yoruldum. O yüzden eğer ona bugün açıklamazsan ben açıklayacağım. Hayır ama sen dalga mı geçiyorsun? Eğer Tom öğrenirse buradaki işlerin ne kadar kötü olabileceğini tahmin ediyor musun? Sence kim daha fazla şapka takmalı? Şapkalar. Neden bir şapka şapka takamasın? Artık takabilecek. Yepyeni icadımız şapka takan şapka sayesinde. Bu duyduğum en saçma sapan fikir olabilir. Kimse benim erkeğimle bu şekilde konuşamaz. Onun bütün fikirleri muhteşemdir. Teşekkürler Angela. Bu fikir de Hasan'ı çok seviyorum. Hey Tom, biraz buraya gelir misin? Bir dakika lütfen. Şu an biraz meşgulüm de. Bunu 3 saat 35 dakika önce de söylemiştin. Merhaba Güneş'im. Ben de tam seni düşünüyordum. İşten sonra yanıma gelir misin? Hemen şimdi gelebilirim. İşte bu yüzden ne olursa olsun bu sırrı Tom'a asla söyleyemezsin. Evet ama nasıl? Bilmiyorum. Sen tanıdığım en zeki kişisin. Bir şeyler düşün. Sence ben muhteşem bir dahi olduğum için bütün sorunları çözen muhteşem bir makine yapabileceğimi mi düşünüyorsun? Bunu söylediğim için üzgünüm ama insanın beynine girip bir anı silecek makine yapmak imkansızdır. Ama inşa edebilir miydin? Yani bir beyne girip anı silebilecek bir makineden mi bahsediyorsun? Bir dakika. Onu oraya koyarsak olur. Evet. İşte buldum. Angela, sen haklısın. Ben tanıdığın en zeki kişiyim. Şu an beni öyle kızgınım ki onu aradım hem de tam 100 kere. Muhtemelen bir bilim fuarında telefonu için yeni aletlere falan bakıyordur şu an ki bu beni strese sokuyor çünkü bugün genel müdürden bir telefon aldık. Evet, o bizi aradı. Tom ve ben şirketiyle bir görüşme ayarlamak istediğini söyledi ve ben olmadığına göre kiminle gitmek zorundayım? Hank'le. Merhaba, elimde benim şimdiye kadar söylediği en zeki cümleler var. Onları etkilemeye hazırım. Harika, neler var bakalım? Örnek vereyim.
Hank, bilgisayar bir banyo aleti değildir. Hank, sen kablosuz ağ şifresini eceleyemiyorsun. Her zeki insanın tuvalette yaptığı şey aynıdır. Bilgisayar bir banyo aleti değildir. Sana daha kaç kere söylemem gerekiyor? Evet, konuşmanın çoğunluğunu ben yapacağım. Ha, merhaba, gerçek kanalımızın gizemli kumpaslarına hoş geldiniz. Bugünün en iyi hikayesi beyin emiciler. Onlar mahallenizde mi yoksa kendi evinizdeler mi? Şu an intergalaktik beyin emici güçleri sizin sokaklarınızda dolaşıyor. Amaçları yerel dahiler bularak beyinlerini emmek ve bilgilerini çalmak. Beyinsel işlemlerinizi bir kenara bırakın. Bu teknolojiye tek bir defansla karşılık verin. İnce bir alüminyum folyodan yapılmış ucu kıvrık bir şapkayla. Bu olamaz. Hayatta inanmam. Hala bana inanmıyor musun? Sen de bak internetten. Ah, internette de yazıyor. Bu onun doğru olduğunu gösterir. Gidip herkesi uyarmalıyım. Umarım çok geç kalmamışımdır. Neden bu çöpleri benim evime götürmek zorundayız? Çünkü insanlar beyninden sırları emen bir makine yaptığımı öğrenirlerse beyinden sır emmek için uyguladığım işlemi öğrenmeye çalışabilirler Angela. Beyin emiciler şimdiden ben ve Angela'yı yakalamışlar mı? Size yardımcı olabilir miyim? Öyle umuyorum. Ofisiniz bizi aradı. O yüzden biz de geldik. İsminiz? Ben Tom. Tom ve ben şirketinden geliyorum. Çok özür dilerim. Sizi tanıyamadım bir an. Bay Genel Müdür, onlar geldi. Mükemmel. Mekanlar toplantı bitti. Hepiniz çıkın. Gidin buradan. Hadi gidin buradan. Evet, senden bahsediyorum kızı saç. Çık git toplantı masamdan. Pekala, onları hemen içeri al. Beni takip edin lütfen. Sen çok yakışıklı bir adam olduğunu bilmelisin. Sen çok yakışıklı bir adam olduğunu bilmelisin. Hey, sevgili dostlarım. Merhaba bayım. Hanginiz Tom'sunuz ve hanginiz bensiniz? Ben Tom ve bugün ben benim. Sizi nasıl unutabilirim? Bana yolladığınız tüm o saçma aplikasyonları... O haklı olabilir aslında. Onlara saçma demezdim ben. Şuna ne dersiniz? Hey, bir şeyler ters gidiyor. Ne? İşte tam böyle. Ben ne yapıyorum? İşte termosa bu. Evet, şimdi saçma demenin sebebini daha iyi anlıyorum. Evet. Bana neden konuşan Tom aplikasyonundan bahsetmediniz ki? Konuşan Tom aplikasyonu. Çünkü o aplikasyonda ne söylersen ben tekrar ediyorum sadece. Kesinlikle. Bu yüzden de buna bayıldım. Evet. Onu kovduğum zaman ne olduğuna baksanıza. Konuşan Tom, sen kovuldun. Bu aplikasyon müthiş. Bununla o kadar çok oynadım ki kahvaltıyı ve öğlen yemeğini, bir de zengin insanların gizli öğünü olan özel öğünü kaçırdım. Brunch'tan mı bahsediyorsun? Brunch'ı nereden biliyorsunuz? Yani hadi iş konuşalım. Sen konuşan genel müdür aplikasyonu yapmamızı istiyorsun. Hayır zeki çocuk, şirketinizin büyümesine yardım etmek istiyorum. Ve? Hepsi bu. Karşılığında hiçbir şey istemem. Ben zeki insanlarla takılmak isterim, o yüzden arkadaş olalım. Arkadaşım olur musunuz? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Harika, o zaman evet demek. O zaman sizin için ilk yapacağımız Teknoloji Yıldızları Konferansı'nda herkese sizi tanıtmak. Dünyanın en önemli teknoloji konferansına mı davetliyiz? Sadece davet edilmediniz. En önemli konuşmacılarsınız. Size tek söyleyebileceğim teşekkür ederiz Bay Genel Müdür. Bana Carl de lütfen. Teşekkürler Carl. Çok teşekkür ederiz Carl. Seni zavallı adam. Seni bu kadar beklettiğim için özür dilerim baylar. Şimdi izin verin Tom'umun tuvaleti kullanması gerek. Ve işin bittiğinde seninle daha çok oyun oynayacağız. Evet oynayacağız. Evet oynayacağız. İşte bu. Vay. Bizler teknoloji canavarları olacağız. Evet. Bay General. Bu da ne böyle? Güneş mi acaba? Ben? Bu sen misin? Size soruları ben sorarım beyin emici.
Tom'un beynine ne yaptın? Hemen cevap ver. Güzel şapkaymış Ginger. Eminim düşüncelerini çok uzun süre taze tutuyordur. Her neyse, beni gördün mü bugün? Çünkü biz parti vermek zorundayız sabaha kadar. Parti mi? Sizler temizsiniz. Beyin emiciler henüz nasıl parti verileceğini keşfedememiş. Hangi beyin emiciler? İntergalaktik olanlar. Ah kes şunu Ginger. Beyin emiciler denen şeyler gerçek değil. Evet, gerçektirler. Ve kötü haberlerim var. Ben ve Angela'yı çoktan ele geçirdiler. Ama beni asla ele geçiremeyecekler. Sahiden ben ve Angela nerede? Size söyleyemem. Bu çok tehlikeli olur. Tamam. Ver şunu bana. Önce bana nerede olduklarını söyle. Angela'nın evine gittiler. Ver şunu. Peki tamam, al bakalım. Ya bunu asla cevaplayamam. Hey ben. Bana şu anı silme durumuyla ilgili bilgi verir misin? Ben neredeyse bitirdim. Önce ben ve şimdi de Angela mı açmıyor? Hank, hemen Angela'ya gitmen gerekiyor ve beni hemen buraya gelmesini söyleyeceksin. Ve ona de ki teknoloji çılgınları olarak çılgınca parti yapmamız gerek. Sırrımızın yegane çözümüne merhaba de. İşte anı yok edici. Daha şey olur sanmıştım. Etkileyici. Dünün anılarını sildiğini görünce etkileneceksin ama önce bu koruyucu gözlükleri takman gerekiyor. Tamam, ben hazırım. Dene bakalım. Aşık olduğumu söylemeyelim diye yaptığımıza bak. Şey yani aşk demek istemedim yani, anladın sen. Peki bunu denemek istemiyorum. Bu üç böyle yapalım. Emin misin? Tamam, sana sır verebilir miyim? Hayır, bana söyleme. Ben seni tutmanın üzerinde oluşturdum. Sen başka... çok haklısın. Ben Tom'dan hoşlanıyorum. İşe yaradı mı? Ne işe yaradı mı? Hey, biz neden senin sürpriz partinde değiliz? Yani senin sürpriz doğum gününe... Evet, ben gerçekten işe yaradı. Sen bir dahisin. Evet. Merhaba. Birileri bana neden burada olduğumu söyleyebilir mi? Hank, sen buraya geldin çünkü koltuğumun ne kadar rahat olduğunu test etmek istedin. Evet, bu çok mantıklı. Bir bakalım. Ne güzel yaylı sistemi. Yastıklar yeterince şişkin. Angela'nın televizyonunda Dünya Pembe dizi kanalları mı var? Öyle mi, var mıymış? Onları hiç izlemiyorum zaten. Hastane Pansiyon dizisinin önceki bölümünde Doktor Rosa ve Doktor Monza'nın tango yarışmasına katılmıştı. Yoksa katılmadılar. Hiç bilmiyorum ama öğreninceye kadar buradan gitmeyeceğim. Bugün yapmam gereken önemli hiçbir şeyi hatırlamıyorum şu an. Şapşal. Kayın bakayım. Hank benle neden gelmedi ki? Konferansımız bir saat sonra başlayacak. Sanırım ikimiz de sebebini iyi biliyoruz. Yellow! Hank, ben nerede? Ben tam buradayım. Onu hemen buraya getir ki teknoloji yıldızları konferansı için konuşma provası alalım. Evet, tabii. Sanki ona gidiyormuşsunuz gibi. Carl bizi davet etti ya. Genel müdür, hani sen de oradaydın. Şimdi anladım. Bana şaka yapıyorsun. İyi numaraydı Tom. Ne? Hank! Reklamlar bitiyor. Kapatmalıyım Tom. Ne? Birlikte Hastane Pansiyonu dizisini izliyoruz. Ne? O da kim? Tom hatta. Şaka falan yapıyor. Hayır, suratıma kapat. Neler oluyor? Şey gibi davranıyor. Sanki beyni yerinde değilmiş gibi mi? Şu şapkadan bana da ver. Hayır Doktor Rosa. Hepsi morluk. Sıcak peynir, sıcak peynir. Sıcak peynirin iyi bir sıcaklığım değeri. Çok özür dilerim ben. Cevap vermeyin taşları. Pozisyonun nedir? Tamam. Anlaşıldı. Randevu noktasının doğu tarafında duruyorum. Tamam. Anlaşıldı. Ben duvar dibindeyim. Beni görebiliyor musun şu an? Anlaşıldı. Saat 6 yönündeyim. Hadi gidip şu beyin emicilere biraz dünyalı ahlak öğretelim. Ve bunu yapmak için sabırsız arıyorum. Dur. Ön kapıdan öylece giremeyiz ki. Bunu bekliyorlardır. Pencereden girerek onları gafil avlayacak bir plan yapmalıyız.
İşte ben. Ve Angela. Ha, şey gibi görünüyor dans bu. Dans ediyorlar. Ve şurası. Aldım. Ve şurası. Aldım. Yeri kaçırdın. İşte şurada. Yani bu yüzden mi bu kadar garip davranıyorlardı? Bir de onu öpseydi işte o zaman gerçekten mide bulandırıcı olurdu. Hayır. Tamam, yeterince gördüm. Sen haklısın. Bu gerçekten büyük bir fırsat. Evet. Yalancı ortağın beni herkese anlatmak ve şirketimizin nasıl mahvettiğini açıklamak için süper bir fırsat. Ve Hank buna nasıl ses etmez ki? Yo. Hiç ne dediğimi anlamadın sen. Önemli değil. Bekle sakın gitme. Teknoloji Yıldızları Konferansı'na hoş geldiniz. Sizlere yıldız konuşmacılarımızı tanıtıyorum. Tom ve ben. İki genç zeki beyin. Kendi garajlarında çalışıyorlar. Azıcık para ve çokça hayal gücü sayesinde teknoloji endüstrisine yeni bir soluk getirdiler. Ve dünyaya eğlence anlayışlarını başarıyla taşıdılar. Sakın yaklaşmayın. Merhaba Cicir, Tom nerelerde? Size asla söylemem. Ver onu geri. Ver dedim, ver. Tom Teknoloji Yıldızları Konferansı'nda. Ver şimdi onu. Teknoloji Yıldızları Konferansı mı? Bana bütün gün ulaşmaya çalıştı ama sen Angela ile çok meşguldün. Sizi dans ederken gördük ve de yakınlaşırken. Tom ve ben, Tom ve ben şirketinin sahipleri. Bay Genel Müdür Kahn, bizi davet ettiğin için teşekkür ederiz ve tabii dünyaya hikayemizi anlattığın için de. Sonraki slide lütfen. Ortağım ben, yalancı bir kız arkadaş hırsızını. Sonraki. Ve artık şirketim acı bir hatırlatıcı olduğundan kimseye güvenmeyin. En yakın arkadaşlarınıza bile. Sonraki slide. Benim artık Tom ve ben şirketiyle ilişkim kalmıştı. Biraz ben bu yüzden tüm izleyicilerimiz sizi tebrik ederim. Bugün şahsi gününüz. Şirketimi size veriyorum. Fikirlerimizi, buluşlarımızı, aplikasyonlarımızı, her şeyi kullanın, satın. Umurumda bile değil. Sadece alın. Bekle, veriyor musun? Tom, dur. Sen ne yapıyorsun öyle? Aa, şuna bakın millet. Ben gelmiş. Keşke onu da size verebilseydim. Aho! Değil mi? Aho! Yapmayın. Beni hemen bırakın. Aho! Tom, ben ve ben birlikte değiliz. Tamam mı? Bu yalancılara inanabiliyor musun sen? Bu doğru Tom. Biz yanlış görmüşüz. Üzerime peynir dökülmüştü Tom. Peynir dökülmüştü. Ne? Peki neden telefonlarıma cevap vermediniz? Sanki benden bir sır saklamaya çalışıyorsunuz gibi anlaşılıyordu. Şey aslında saklıyorduk ama artık sanırım sana söylemek zorundayım. Çok geç, ilgilenmiyorum, dinlemeyeceğim. Sırrım dinlemek şu, istemiyorum. Senden hoşlanıyorum Tom. Çok fazla. Ne? Neden bunu söylemek çok zor? Bilemiyorum. Artık sen söylediğin için Angela, ben de senden hoşlanıyorum. Çok fazla. Gerçekten mi? Evet. Ama dur, böyle güzel bir haberi benden neden sakladın ki? Bu çılgınlık. Çünkü ben korkuyordum. Aramız garip olacaktı ve seni işlerinden alıkoyacaktım ve şirkete zarar verecektim. Bilemiyorum. Şu kalbe dokunan anınızı böldüğüm için üzgünüm ama artık bir şirketimiz yok. Çünkü Tom hepsini millete verdi. Şey... Belki de ben geri alabilirim. Tamam millet, size açın diyene kadar hepiniz gözlerinizi sıkıca kapatın. O zaman ben de konuşan Tom aplikasyonunu alırım ve Greg sen de Milkshake programını al. Ve Jerry sen salondan çık. Hey o benim mikrofonum. Merhaba teknoloji canavarları. Şuna bir bakın. Tamam gözlerinizi açın artık.
Sizi tebrik ederim. Siz yeni, eski, yeni Tom ve ben şirketin sahiplerisiniz. Ne yani, yaptın mı? Benim muhteşem icadım sayesinde yaptığımı hatırlamıyorum, o ayrı. Her şey eski haline geri döndü. Şey, belki tam değil. Her şey. Dostum, ben buna bakamayacağım. Aa. Hey millet, bakın ne buldum. Basınca ne oluyor ki? Hayır. Devam edeceğim.